Merhaba sevgili arkadaşlar ben Yektumat Yasin Kara Değerli arkadaşlarım sizlerle 12 sorudan oluşan bir problem denemesi çözeceğiz Arkadaşlar bu problem denemesini problem kitabım daha çıkmadan yazmaya başlamıştım Daha sonra kendimizi daha da ileriye taşıdık ve bu problemler kitabını yazdık Değerli arkadaşlarım şimdi buradaki denemeyi özellikle çözerken ufak konu özetleri de yapacağım sizlere Konuyu da hatırlatacağım, konuyu da pekiştireceğim İnşallah güzel bir ders olacak. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu soru üzerinde sayı kesir problemlerinin denklem kurma mantığını da ufak bir özetleyelim. Şimdi diyor ki bana aşağıda bir çubuk var. Ahmet ve Selin bu çubuğu ne yapıyorlar? Adımlıyorlar. Tamam. Ahmet çubuğun 1 bölü 3'ünü adımlıyor. Selin çubuğun 1 bölü 4'ünü adımlıyor. Ahmet'in ölçtüğü uzunluk Selin'in ölçtüğü uzunluktan 120 cm daha fazladır diyor. Selin'in bir adımı 60 cm olduğuna göre Selin çubuğun tamamını ölçmek için kaç adım atmıştır diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım çubuğun 1 bölü 3'ünü hesaplayabilmem için yine çubuğun 1 bölü 4'ünü hesaplayabilmem için bakın şu paydalarda yazan 4 ve 3'ün ortak katı olan bir sayı söyleyelim bu çubuğun uzunluğuna. Hani çubuğun uzunluğu var ya öyle bir uzunluk olsun ki bu uzunluk hem 4'e hem 3'e bölünsün. Buna 12x diyelim mi arkadaşlar? Bu çubuğun uzunluğu 12x olsun. Neden? Çünkü 12 sayısı hem 3'e hem de 4'e bölünebiliyor. Yani 12x sayısı hem 3'ün hem de 4'ün bir katı. Aslında 3'ün ve 4'ün ekokunu aldım. Yöntem birincisi bu. Şimdi devam ettiğimizde şunu göreceğiz. Ahmet çubuğun 1 bölü 3'ünü adımlıyor. 12x'in 1 bölü 3'ünü bulalım arkadaşlar. 1 bölü 3'ünü bul demek 1 bölü 3 ile çarp demek. 12'yi 3'e bölün ne oldu? 4x oldu. Tamam. Senin çubuğun 1 bölü 4'ünü bulacak. 12x'in gelin 1 bölü 4'ünü bulalım. O da ne oldu arkadaşlar? 3x oldu. Ahmet'in ölçtüğü uzunluk Selin'in ölçtüğü uzunluktan 120 cm fazladır diyor. Şimdi Ahmet'in ölçtüğü uzunluk 4x. Selin'in ölçtüğü uzunluk 3x. Peki bunları birbirinden çıkarsam neymiş arkadaşlar? Ahmet 120 cm daha fazla olduğuna göre 120'dir. 4 xten 3x giderse x eşittir 120 oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar çubuğun uzunluğu 12x miydi? O zaman x yerine ben 120 yazarsam 12 çarpı 120'den ne gelir? 1440 gelir. Demek ki bu çubuğun uzunluğu 1440 cm. Selin'in bir adımı 60 cm. Bakın arkadaşlar. Çubuğun uzunluğu olan 1440 cm'yi Selin'in bir adımının uzunluğu olan 60 cm'ye bölersem ne yaparım? Kaç adım attığını buradan çok rahat çıkarabilirim. Sıfırlar gitti. 144'ü 6'ya bölün. 24 oluyor. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği olmalı. Arkadaşlar az işlemle, az kesirle uğraşmak istiyorsanız şu 3'ün ve 4'ün katı olan bir uzunluk veriyorsunuz 12x. Hemen bunun 1 bölü 3'ünü hesaplıyorum 4x. Bunun 1 bölü 4'ünü hesaplıyorum 3x. 4x ile 3x arasındaki fark 120. x 120 oldu. Peki x'in 120 olduğunu söyledikten sonra ne yaptım arkadaşlar? Sonra geldim çubuğun uzun olmak için. 12 çarpı x çubuğun uzunluğuydu. 12 çarpı 120'den 1440'ı buldum. Dedim ki selinin bir adım madem 60 cm bir adımının uzunluğuna çubuğun uzunluğunu böldüm. Kaç adım attığını buldum. O zaman x eşittir. 24 olacak değerli arkadaşlarım. Bu kadar. Arkadaşlar bu soru böyle sınavlarda karşımıza gelebilecek tatlı bir soru. USB belleklerin adı YEK. Bir saniyede bakın. Bir saniye akrabildiği veri miktarları bunlar. Şimdi biz şuradaki hikaye dikkat edelim. 3 USB belleğe aynı anda dosya yollayan Doruk. E ve K USB belleklerine toplam 250 MB dosya yüklendiğinde Y USB belleğine yüklenmesi gereken 80 megabaytlık dosya kaldığını görüyor diyor. Y USB ile yüklemesi gereken dosyaları yüklediği anda da Doruk e ve K yüz belleklerine dosya yüklemeyi durduruyor. Buna göre Doruk bu üç yüz belleğe toplam kaç megabayt dosya yüklemiştir? Şimdi arkadaşlar bakın bir yerde çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, Doruk diyor bakın E ve, bak E ve K E ve K yüz belleklerine toplam 250 megabayt dosya yüklediğinde diyor. Şimdi E ve K'dan bahsediyor. Yani e USB ile ile K USB ellerinden bahsediyor. Şöyle yapalım. 6 ile 14'ü toplarsam ne yapar arkadaşlar? 20 MB yapar. Yani 1 saniyede 20 MB yüklüyor. Bana diyor ki E ve K'ya 250 MB dosya yüklediğinde diyor bakın. Oraya çok dikkat edin. Şimdi E ve K'ya 250 MB dosya yüklemesi için kaç saniye lazım? Dikkat edin bu USB leklere aktardığı verilerin miktarı var. 6 ile 14 topladım 20 ama bu 1 saniyede. Bana 250 megabayt dosya yüklediğinde diyor. Arkadaşlar bunun kaç katı? 12,5 katı. Demek ki 12,5 saniye lazım. Bakın 12,5 saniye lazım. Tamam. Sonra devam ediyorum cümleye. Bak çok dikkat edin. Y USB'lerine yüklemesi gereken 80 MB'lik dosya kaldığını görüyor. Şimdi Y USB belleği için konuşuyorum ben. 1 saniyede 4 MB. Ben ona 80 MB dosya kaldığını görüyorum. Kaç saniye lazım? 20 katı olduğu için 20 saniye lazım. Tamam. Diyor ki bak Y USB belleği yüklemesi gereken dosyaları yüklediği anda durdurmuş diyor. He. Yani bu şu olaydan şu olaydan E ve K USB belleklerine 250 megabyte Yüklendikten sonra o zaman 20 saniye daha 3 USB'lik çalışmış arkadaşlar. Bakın. 20 saniye daha çalışmışlar. Burası birazcık anlaşırken zor anlaşılıyor. Dikkat edin. Şimdi ben 1 saniyede şu 3 USB'nin yüklediği dosya miktarını bulayım. 20. 24 MB. Tamam mı? 24 MB. 20 saniye bulmak için. Bak 20 katı. Bunun da 20 katını alın arkadaşlar. 480 MB olur değil mi? 480 MB. Demek ki arkadaşlar 250 MB dosyayı E ve K'ya yükledikten sonra 480 MB dosyayı yükledi 3 USB'li ama burada dikkat edin Ben burada E artı K'yı biliyorum ama bana Y de lazım Peki E artı K 250 MB yüklendi 12.5 saniye geçti Y USB'li içinde 12.5 saniye geçmez mi? Geçer çünkü niye? Aynı anda dosya yolladı yani burası birazcık okurken sizi zorlamış olabilir Peki Y USB'li saniyede ne kadar? 1 saniyede 4 MB Bana ne lazım? 12,5 saniye lazım arkadaşlarım. Bunun 4 katı. Bunun da 4 katını alın. 12,5'ın 4 katı ne yapar? 48, 50. Bir dakika. 50 MB yapıyor. 50 MB yapıyor arkadaşlar. Şimdi biz dikkat edeceğiz. Bakın çok dikkat edeceğiz. Hatta şu rengimi alayım. Şimdi bu ilk 12,5 saniyede E ve K'ya 250 yükledi. Y'ye de 50 yükledi. Toplam ne oldu arkadaşlar? İkisinin toplamı ne oldu? İkisinin toplamı 300 MB oldu. Bu birincisi. Devam ediyorum. Daha sonra ee, 20 saniyeye daha 3 USB ile yükledi. 1 saniyede üçünün toplamı 24 MB'tı. Bana 20 saniye lazım. 20 katı. Bunu da 20 katına aldım. Ne oldu? 480 MB. 480 MB'da daha sonra yükledi. İlk başta yüklediği de arkadaşlar 300 megabayttı. Sonradan yüklediği 480 megabayttı. Topladığım zaman ne yaptı? 780 megabayt yaptı. Arkadaşlar şuradaki hikayeyi anlamak için ciddi bir uğraş lazımdı. Özellikle ben şuradaki hikayeyi bir daha size söyleyeceğim. Bak şurayı bir daha söyleyeceğim. Önemli orası. Yine şurada diyor ki 3 USB belli aynı anda dosya yollayan Doruk diyor. E ve K USB belleklerine toplam 250 MB dosya yüklediğinde oradaki indeki var çok önemli. Yani E ve K'ya 250 MB dosya yüklenmesi için 12,5 saniye lazım. Bu 12,5 saniyede e, Y USB belleği de çalışıyor. O da 1 saniye 4 olduğu için 12,5 saniyede 50 MB yükleniyor. Yani toplamda 300 MB yapıyor. Bu birincisi. Devam ediyorum cümle. Y USB belleğine yüklenmesi gereken 80 MB'lik dosya kaldığını görüyor. Y USB belleği 1 saniyede 4 MB yükleniyor. E, 20 saniyede 80 MB oluyor. Yani 80 MB için 20 saniye geçecek. E, bu arada... E ve K da çalışıyor. Üçü birden çalışırken 1 bir saniyede 24 MB lazım. E, 20 saniye çalışıyorlar 480. E, dolayısıyla arkadaşlar bunları topladığım zaman ne oldu? 780 oldu. Yani bir yönüyle eleyici bir soruydu bu. Gerçekten yani eleyiciliği vardı bu sorunun. Anlaşılması da önemli. Ve bu sarı tarzı bence önemli bir soru tarzı. Bak inde, un unda. Bu önemli yani. Arkadaşlar şu soru üzerinde merdiven sorularını ve sıra sorularını özetleyelim. Hocam nasıl özetleyeceğiz? Sadece düşüneceğiz. 10 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor. Burada kaç kişi oturuyordur? 10 çarpı 2. Bakın ne yaptım? Sıra sayısı çarpı bir sırada bakın bir sırada oturan kişi sayısı eşittir. Bana neyi verdi arkadaşlar? Sınıf mevcudunu verdi. Bu bir. Şimdi merdiveni uyarlıyorum. Adım sayısı bakın dikkat edin. Adım sayısı Çarpı, ben bir adımda kaç basamak içiyorsam, o zaman şöyle diyelim mi? Bir adımın kaç basamak içerdiği. Kaç basamak içerdiği. Bana neyi verir arkadaşlar? Toplam adım sayısını verir. Toplam adım sayısını verir. Mantıken yani düşünün. 10 adım attım, her adımda 3 basamak var. 10 kere 3, 30 derim. Şimdi ben bunları niye anlattım? İşte bizim eskiden anlattığımız bu sorular... Zaman zaman böyle hikayesi değiştirilerek geliyor. Nerede hocam? İşte sağ taraftaki soru. Aynı mantıkta bir soru. Zarf sayısı çarpı bir zarfa koyulan davetiye sayısı. Bitti. Bitti. Bak zarf sayısı çarpı bir zarfa koyulan bir zarfa koyulan davetiye sayısı davetiye sayısı. Eşittir toplam davetiye sayısı. Toplam davetiye sayısı. Ya ben bunu şimdi ezberlemedim ki ya. E bu soruda yeni nesil değil. Eski nesille çıktım be. Eski nesille. Bildiğim bilgiyle yapacağım seni. Yani yeni nesil soru diye bir şey yok derken işte yıktumat hocanız bunu kastediyor. Değerli dostlarım. Yok işte bak eski nesille ilişkili soru. Yarın zarf değilmez. Sepet der. Sepet demez. Depo der. Depo demez. Paket der. Ne diyeceğini ben ne bileyim. Şimdi dikkat edelim. Yusuf bir miktar davetiye zarflara yerleştirmek istiyor. Yusuf davetiyeleri zarflara üçerli koymak istediğinde 6 tane davetiyenin arttığını görüyor. Şimdi üçerli koymak istediğinde şimdi neye koyuyor? Zarflara davetiye koyuyor. Ben o zaman zarf sayısına ama bak şimdi bir şey daha dikkat edin. Bir daha okuyorum. Zarflara beşerli koymak istediğinde ise 1 bölü 4'ünün boş kaldığını görüyor. Zarfların 1 bölü 4. O zaman zarfların sayısı şu paydadaki 4'ten etkilensin. Ben bu zarf sayısına o zaman ne diyeyim arkadaşlar? 4x diyeyim. Bakın bu zarf sayısına o zaman ben 4x diyeyim. Şimdi şuraya tekrar geliyorum. Okuyorum. Üçerli koymak istediğinde 6 tane daveti artıyor. Şimdi zarflara koyduğu daveti sayısını nasıl bulurum? Zarf sayısı 4x kaçarlı koyuyor? Üçerli koyuyor. Artı bir de artanlar var. Kaç tane arttı arkadaşlar? 6 tane daveti arttı. 6 tane de ekledim. Bu da neye eşit değerli arkadaşlarım? Toplam davetiye sayısına. Şimdi yine yelimde aynı davetiyeler var. Başka bir şeyden bahsediyor. Beşerli koymak istediğinde ise zarfların 1 bölü 4'ü boş kalıyor. Şimdi 1 bölü 4'ü boş kalıyorsa yani 4x'in 4x'in 1 bölü 4'ü ne kadar arkadaşlar? x kadarı boş kalıyorsa doldurulan e, zarf sayısı nedir? 3x'tir. Yani zarf sayısı 3x. Peki her zarfa kaç tane koydu? 5 tane koydu. Güzel. Bak dikkat edin ama. Ben bu şu anda bu 3x tane zarfın her birine 5 tane koydum. Full doldurdum hepsini. Bak buraya dikkat edin. Full doldurdum. 1 bölü 4'ünün boş kaldığını ve bir zarfta da 2 davetiyenin olduğunu görüyor. Şimdi tamam. Ben bu 3x tane. Bak burada çoğu arkadaş karıştırdı. 3x tane zarfın her birine 5 tane koyduğumu varsaydım. Ama bir tanesinde bir tanesinde 2 tane varmış. E ben her birine 5 koymuştum. hani, O zaman 3 tane çıkaracağım. Çünkü niye? her birinde 5 5 saydım ya. Bunlar da bir tanesinde 3 eksik yani. 2 tane olduğuna göre bak diyor ki 2 tane olduğunu görüyor diyor. He, o zaman bir tanesinde 3 eksik. 2 tane var çünkü. Normalde 5 olacaktı ya. 2 var. O zaman 3 çıkaracağım değil mi? Tamam. Buraya dikkat edin. Çoğu arkadaş burada elendi. E, bayağı bir arkadaş elendi daha doğrusu. Buradan arkadaşlar 12x artı 6 eşittir 15x eksi 3 yapıyor. Bunu bu tarafa atarım. Bunu da bu tarafa atarım. 9 eşittir. 3x oluyor. x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Tamam. x eşittir. 3 oldu. Yusuf Bey'in elindeki davetiye sayısı kaçtır? Diyor arkadaşlar. E, davetiye sayısını veren formül, toplam davetiye sayısını veren formül şu değil mi? Bu. Ya da bu istediğinizi kullanın. x'e 3 koyalım. 3 3, 9. 9 kere 5, 45. 45'ten 3 çıkartın 42 yapıyor. Hakikaten burada da öyle mi ya? İnanmıyorum yıktım at sana be. 4 çarpı 3, 12. 12 kere 3, 36. 6 ekledim, 42. Hakikaten de Yusuf Bey'in elindeki davetiye sayısı 42'ymiş. Bakın bir soru ile konuyu da özetlemiş olduk. Ezber yok, düşüneceğiz. Zarf var, içine davetiye koyuyorum. 10 zarf var, her birine 3 koysam 30 yapıyor. Ne yaptım? Çarptım. ile neyi? Zarf sayısıyla bir zarfa koyulan davetiye sayısını çarptım ve neyi buldum? Toplam davetiye sayısını buldum. Olayımız bu. Arkadaşlar şimdi bu soruda harfler var ya bu harfler bizleri ürkütmesin dostlarım. Harflerden kurtuluşun bir yolu var. Harfleri düşünürken sayılar üzerinden düşünelim. Sonra o sayıları silelim yerlerine harf yazalım. Böyle düşünürsek karışmaz. Bir okulun binasında A tane kat her katta B tane sınıf her sınıfta C tane sıra her sırada iki tane öğrenci bulunmaktadır. Bu okula y tane öğrenci geldiğinde bir sınıfta kaç tane öğrenci olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sonradan gelen öğrenciler sınıflara eşit olarak dağıtılıyor. Şimdi arkadaşlarım, sonradan gelenleri bul bulmadan önce ilk başta bir sınıfta kaç tane öğrenci olduğunu bulalım mı? Bir sınıfta bakın her sınıfta diyor ya. Bir sınıfta kaç tane sıra var? C sıra var. C sıra var. Bu sıralardan her birinde kaç kişi var? İki öğrenci var. Peki o zaman bir sınıfta ki öğrenci sayısını bulmak için benim ne yapmam lazım arkadaşlarım? C ile C ile 2'yi çarpmam lazım. Yani her bir sınıfta 2 çarpı C öğrenci var. Tamam. Peki ne oluyor? Her bir sınıftaki öğrenci sayısı artıyor. Neden artıyor? Y tane öğrenci geliyor. Benim bu Y tane öğrenciyi ne yapmam lazım? Paylaştırmam lazım. Mesela 100 tane öğrenci geliyor. 100 tane öğrenciyi ben ne, yapma, ne yapacağım arkadaşlar? Kaç sınıf varsa ona paylaştırırım. Bana ne lazım? Sınıf sayısı lazım. Ben sınıf sayısını nasıl bulurum? A kat var. Her katta B sınıf var. A çarpı B değil midir o zaman? A çarpı B'dir. Arkadaşlarım bunu veren cevap da C seçeneği. Ben burayı bir daha özetlemek istiyorum. Bir sınıfta C sıra var. Her sırada 2 öğrenci var. O zaman C ile 2'yi çarparsam bir sınıfta 2 C öğrenci var. Sonradan gelen Y öğrenci var. Ben bu öğrencileri paylaştıracağım. Nereye paylaştıracağım? Sınıflara. O zaman neyi bilmem lazım? Kaç sınıf olduğunu bilmem lazım. Peki sınıf sayısını ben nasıl buluyorum? Kat sayısıyla bir katta bulunan sınıf sayısını çarparım. Kat sayısı A. Bir katta bulunan sınıf sayısı B. A ile B'yi çarparım. Onu da yeni gelen öğrencilere paylaş, yeni gelen öğrenci sayısını, e sınıf sayısına bölerim. Her bir sınıftaki öğrenci sayısını bulurum. Mesela düşünün burada 100 kişi geldi. 20 sınıf var. 100'ü 20'ye bölerim. Her bir sınıfa kaç kişi geliyor? 5. O zaman arkadaşlar bu Y Toplam yeni, yeni gelen toplam öğrenci sayısı. Peki paydadaki şu A çarpı B ne? Sınıf sayısı. Ve böylece ne oluyor arkadaşlar? Bir sınıfa kaç öğrenci düştüğünü ben buradan buluyorum. Ee, yine bir sınıfta başlangıçta ne kadar öğrenci olduğunu nereden buluyorum? sınıf taki sıra sayısıyla bir sırada oturan öğrenci sayısını çarpıyorum. Onu da oradan buluyorum. Bu ikisini toplayarak son durumda bir sınıfta kaç öğrenci olduğunu cebirsel olarak ifade edebiliyorum. Arkadaşlar bakın son yıllarda hesaplarken yanlış hesaplamış. Kağıda bakmış yanlış görmüş. Yanlış düşünmüş. Bu tür sorulardan çok soru geliyor. O yüzden ben bu soruların mantığını oluşturmak için böyle bir soruyla karşınızdayım. Şimdi bakın ne diyor? Her birine 60 60'tan oluyor. 90 TL satıyor gömleklerin. Tamam. Mağazaya bir müşteri geliyor. 8 tane gömlek alıyor. Kasaya geliyor. Kasiyer ise müşterinin aldığı gömleklerin adetini hesap makinesi yazarken 3 eksik yazıyor ve müşteriden ona göre para alıyor. Yani müşteriden ne kadar para aldı? 5. Çünkü 8 gömlek yerine 3 eksik yazdığı için 5 gömlek parası alacak. Gömlekleri kaçtan satıyor? 90'dan. 5 çarpı 90 diye hesaplar kasiyer. Yani müşteriden 450 TL ister. Yani ee, müşterinin verdiği. Müşteri bu kadar veriyor. Tamam mı? Müşterinin verdiği. Şimdi gerçekte müşteriye kaç gömlek verdi? Sekiz gömlek verdi. Peki bu gömleklerin tanesini kaça mal etti? 60 TL'den mi aldı? 8 çarpı 60. O da ne yapıyor arkadaşlar? 480 TL yapıyor. Vay be hala karda. Yok pardon pardon. Zararda. Zararda. 480. Peki 480 TL maliyeti vardı değil mi? Yani bu 8 gömleğin mağazaya maliyeti 480 TL. Ama kasiyerin yanlışlığı yüzünden müşteriden ne kadar para alınıyor? 5 çarpı 90'dan 450 TL para alınıyor. Ne oldu arkadaşlar? 30 TL zarar var. O zaman cevabımız ne olacak? Adana şıkkı 30 TL zarar olacak. Yani bunlarda birazcık daha böyle sakin davranırsanız arkadaşlar daha iyi olur. Soruya böyle e, sal, ani hızlı şekilde saldırırsanız soru da sizi parçalar. Arkadaşlar bakın son yıllarda küme problemleri ile ilgili sorular geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir öğe var bakın. Çok öğe yok bir öğe var. Çizerken nasıl çizeceğim? Peki buna nasıl karar vereceğim? Kesim var mı yok mu? Buna dikkat edin. Şimdi her yolcu en fazla bir içecek almış. O zaman mesela çay alan, kahve alan, meyve suyu alan diyeceğim ya. Yani her yolcu en fazla bir içecek aldığını göre o zaman burada kesim diye bir şey yok. Yani şöyle çizemem. İkisini beraber alan yok. O zaman bizim çizmemiz gereken şöyle olacak. Çay, meyve suyu, kahve. Almayan da olabileceği için ne çizelim? Evrenseli çizelim. Çay alan yol sayısı A, meyve suyu alan yol sayısı B, kahve alan yol sayısı C, hiçbir şey almayan yol sayısı X olsun. Tamam. Şimdi şuna dikkat edin. Çay almayan yol sayısı 43. Çay almayan yol sayısı ne? B artı C artı X. B artı C artı X eşittir 43. Bu bir. Meyve suyu almanın yolu sayısı 40. A artı C artı X. A artı C artı X. Ne oldu? 40 oldu. Kahve almanın yolu sayısı. A artı B artı X. A artı B artı X. O da ne eşit arkadaşlar? 47 eşit. Tamam. Taraf tarafı toplayalım. 2A 2B 2C 3X eşittir arkadaşlar. 130. Tamam. Şöyle dikkat edin. 130. Peki ne diyor bana? 60 yolcu var. Yani A artı B artı C artı X kaç eşit arkadaşlar? 60 eşit. Ben şimdi şöyle yapacağım. Şunu 2 ile çarpacağım. Tamam mı? 2A, 2B, 2C, 2X eşittir ne oldu? 120 mi oldu? Peki bakın şurayla şura arasında fark ne? Bir eksik fark var. O da neye denk geliyor? 130'dan 120 çıkarın 10. Yani o zaman arkadaşlar x ne oldu? 10 oldu. Aman buna dikkat edin. Bak x 10 oldu. x 10. Nereden bulduğumu bir daha söylüyorum özellikle. 2a'dan 2a gitti. 2b'den 2b gitti. 2c'den 2c gitti. 3x'den 2x gitti. x 130'dan 120 gitti 10. Tamam. Bana diyor ki çay alan yolcu sayısı ile kahve alan yolcu sayısının toplamı kaçtır? Yani bana A artı C'yi soruyor. A artı C soruluyor. E peki şu denklemi seçsem. X'e de 10 yazsam. O zaman A artı C ne olur arkadaşlar? Onu da öbür tarafa atsam. Hani X 10 ya öbür tarafa atsam. 40'tan 10 çıksa 30 olur. Ya da şöyle düşün. Buraya 10 eklediğim zaman 40 oluyorsa A artı C ne olacak? 30 olacak. Cevabımız Edirne seçeneği. Bitti. Arkadaşlar. Şimdi bakın bu yaş problemlerinde diyaloglu sorular son yıllarda bayağı sorulmaya başlandı. Şimdi bizlerin dikkat etmesi gereken şey diyalogu okurken kim kime hitap ediyor? Bu bir. İkincisi ise aralarındaki yaş fark. Şimdi bakın burada baba var. Başka kim var? Ömer var. Başka kim var? Beşir var arkadaşlar. Şöyle isimleri yazalım. Şimdi baba diyor ki çocuklar sizin yaşlarınızın çarpımı benim yaşıma eşit diyor. Onu geçelim. Ömer sen doğduğunda ben iki yaşındaydım diyor. Bak Beşir diyor ki Ömer diyor sen doğduğunda ben iki yaşındaydım. Yani e, Beşir Ömer'den kaç yaş fazla? 2 yaş fazla. Çünkü birisi doğduğunda sıfır yaşındadır. 2 e, yaşında olduğuna göre. Beşir ile Ömer'in yaş farkı iki. O zaman Ömer'in bugünkü yaşı x olsa Beşir'in bugünkü yaşı x artı 2 olacak. Çünkü yaş farkı değişmediği için e, iki fazla olacak. Ömer de diyor ki baba diyor, ben doğduğumda sen kaç yaşındaydın diyor. Babası da diyor ki 30 yaşındaydım oğlum diyor. O zaman Ömer'in bugünkü yaşı x ise... Babasının bu iki yaşında olacak. X artı 30 olacak. Çünkü yaş farkları 30. Nereden biliyoruz? Çünkü bak Ömer diyor ki ben doğduğumda diyor. Yani ben sıfırken baba diyor. Sen kaç yaşındaydın? 30 yaşındaydım oğlum diyor. E yaş farkı 30 her zaman geçerli. Peki bugün de neymiş arkadaşlar? Yaşlarınızın çarpımı benim yaşıma eşit diyor. Yani X ile X artı 2'yi eğer çarparsanız diyor. X artı 30'a benim yaşıma eşittir diyor. Çarpım buradan Ne geldi arkadaşlar? X kare artı 2X eşittir. X artı 30 geliyor. Açın bu tarafa. x kare artı x eksi 30 eşittir sıfır oluyor. Tamam. 2 x'i buraya attım. x kaldı. Artı 30'u buraya attım. Eksi, eksi 30 geçti. Çarpanları ayırın. x x eksi 6 artı 5. Yani ne oluyor arkadaşlar? Hatta şöyle desek daha iyi olur. Bir dakika. Ee, şu eksi 6 artı 5 diyoruz ya. Ortayı vermiyor arkadaşlar. O zaman şöyle desek daha iyi olur mu? Artı 6, eksi 5 diyelim. Artı 6, eksi 5 diyelim arkadaşlar. Artı 6, eksi 5 diyelim. Tamam. Şöyle olsun. Heh. O zaman x artı 6 çarpı x eksi 5 olsun. Tamam. x ne oluyor arkadaşlar buradan? Bu çarpım 0 eksi. Ya x eksi 6 olacak ya da x 5 olacak. Hangisi daha mantıklı? Herhalde eksi olamayacağına göre değil mi? 5 mantıklı. O zaman bugün babanın yaşı 35, Ömer'in yaşı 5, Beşir'in yaşı da 7 güzel. Diyor ki Beşir Ömer'in yaşları toplamı babanın yaşına eşit olduğu zaman. Şimdi baba kaç yaşında Şimdi arkadaşlar bakın burada yeni bir denklem kalıbını da tekrar edelim. Bugün Beşir Ömer'in yaşları toplamı 12. Bugün burada babanın yaşı 35. Diyelim ki sorunun bana bu bahsettiği olay T yıl sonra gerçekleşsin. T yıl zaman geçsin. T yıl zaman geçtiği zaman bakın Ömer de T yaş büyür. Beşir de T yaş büyüyeceği için bu ikisinin yaşlarının toplamı 12 artı 2 t olur ama baba sadece t yaş büyür. T yıl geçerse baba t yaş büyür. Ömer de t yaş büyüdü. Beşir de t yaş büyüdü. 2 t yaş büyüdüler. O zaman e, ikisinin yaşları toplamının babanın yaşına eşit olduğu durumu söylemiş olduk. T'yi buraya atarsam arkadaşlar sağ tarafta t kaldı. 12'yi buraya atarsam 35'ten 12 giderse ne olur? 35, 25, 23 olur. 23 olur. O zaman t ne geldi? 23 oldu. Olduğu zaman diyor baba kaç yaşındadır? Şimdi ben T'nin 23 olduğunu buldum. Babanın yaşı o zaman ne olacak arkadaşlar? 35 artı T olacaktı değil mi? E 35 artı T madem. O zaman 35'e 35'e 23 eklersem ne oluyor değerli arkadaşlarım? 58 oluyor. O zaman cevabımız Denizli seçeneği 58 olmalı. Bu kadar. Başka da bir detaya gerek yok. Bitti. Tamam. Olayı anladık. Arkadaşlar merdiven basamak sayısı, sıra sayısı, sınıf mevcudu, adım sayısı, torba sayısı, misket sayısı hepsini inceledik. Şu ekranda gördüğün soru da bu sorulardan bir tanesi. Ama burada torba yok, insan var. Misket yok, dosya var. E hocam bunlar kitapta yazmıyor. Yazmıyor. Sen buldun bak. Sen buldun. Sana demiştim ben balık tutmayı öğreteceğim sana. Ezberletmeyeceğim. Şu merdiven soruları böyle çözülür demeyeceğim sana. Sana ana kalıbı kalıp nasıl kurulur, nasıl çözülür bunu gösterdim. Bunun uygulamasını yapıyorum. Sen de uygulamasından öğreneceksin. İşte bu kampın farkı bu. Bu kamp deşifre kamp olmasının sebebi bu. Şu anda farkında mısın? Evinden bir aynı şeyleri yapıyorum ben. Aynı şeyleri yapıyorum. E düşün. 10 kişi var. Kişi başı 3 dosya var. Dosya sayısını 30 nasıl buldun? Çok mu zor? Yok. Ne yaptın? Kişi sayısı çarpı kişi başı düşen dosya sayısı eşittir. Toplam dosya sayısı. Bunu sen buldun ben söylemedim. Bunu sen buldun dostum. Eyvah. Bunu sen buldun tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Burada ne var? 4 klasör var. Her birine 72 dosya var. 72 çarpı 4'ten ne yapar? 288. Yani burada 288 tane toplam dosya var. Bu dosyalar paylaştırılmış. Akif payına düşenin yarısını 4 öğrencinin her birisi kendi payına düşen dosyanın 3'te birini. O zaman kişi başı düşen dosya sayısına değil de kişi sayısına ben K vereyim mi? Vereyim. Peki kişi başı düşen dosya sayısına ben ne diyeyim? D mi diyeyim? 6 D mi diyeyim? 6 D diyeceksin. Neden? Çünkü yarısını alırken birazdan kesinlikle uğraşmayacaksın. Çünkü 3'te birini alırken kesirle uğraşmayacaksın. Yarısı dediği şey 1 bölü 2. 3 bölü 1, de, 1 dediği şey 1 bölü 3. 3'e 2 çarptım 6. Ben yektumat kesinlerden nefret ederim. Bu kadar. Devam edelim. K çarpı 6D eşittir 288. K çarpı D. 288'i 6'ya bölün. Nasıl böleceğiz şimdi bilmiyorum ama. Herhalde 48 falan gelir. Yani otomatikman böyle sayılara bölünür genelde. Akif ve sınıf değiştiren 4 kişinin incelediği toplam dosya sayısı sınıfta kalan öğrencilerin incelediği toplam dosya sayısından 244 az. Şurası var ya beni çok düşündürdü. Yani bu soruyu yazdığım gün <laughs> hangi ruh haliyle yazdım bilmiyorum ama bura beni çok düşündürdü. Aynı şey gibi oldu. Saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkmak serbest gibi oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Akif ve sınıf değiştiren 4 kişinin incelediği dosya sayısı mesela P olsa tamam mı? ki ne olacak? P artı 244 olacak. Niye? Onlar 244 fazla inceledi. Ama bu ikisinin toplamının ben ne olduğunu biliyorum? 288 olduğunu biliyorum. Evet. At buraya. O zaman 2P eşittir. Ne gelir? 44. P'de ne geldi? 22 geldi. P 22 geldi. Demek ki akip ve sınıf değiştiren 4 arkadaşı ne kadar inceledi? 22 dosya inceledi. Tamam bunu unutmayın. Şimdi başlıyorum. Akif yarısını inceledi. Akif 6D dosya düşüyordu Akif'in payına. Payının 3D'sini inceledi. Bu da 3D'sini incelemedi. 3D'sini inceledi, incelemedi bu. Ee, i̇zin alıp eve gidenler ne kadar inceledi? Her biri kendi payına düşenin 3'te 1'i. 6D'nin 3'te 1'i nedir? 2D'dir. 2D, 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 2D. E bunlar ne yaptı? incelemedi 4'te, 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 4'te. Peki şimdi çok güzel gidiyoruz. Akif ve sınıf değiştiren 4 kişi ne kadar inceledi? 3, 5, 7, 9, 11. 11 eşittir. Ne demiştim ben buna? Bak ben P'ye ne demiştim? Ne demiştim harbi ya? Ben P'ye 22 demiştim. Değil mi? O zaman 11 de, 11 11'de P'ye 22 dedik ya arkadaşlar. 22 deyince çıkmıştır. Ha, 22. 11 P eşittir. 11 D eşittir. 22 D eşittir. Ne geldi? 2 geldi. Başlangıçta sınıfta kaç kişi vardır? 2'yi buldum. 2 ile K'yı çarptığımız zaman 48 oluyor. K çarpı 2 eşittir 48. K 24. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Gördün mü? Ne kadar zor görünüyordu. Ne kadar yapamayacak gibi duruyordum. Ama yapıldı değil mi? İşte mantık bu. Sana dedim. Sana balık tutmayı öğreteceğim. Bak bunu unutma. Burada ezberletmiyorum. Kalıp öğretmiyorum. Kalıpların nasıl birbirini nasıl düşünülerek halledebileceğim. Şu an bana bir kalıp sorulsa hemen düşünürüm. Sivil hayattan sayısal bir örnek verir. Onu sıkıştırırım. Bu problem kampını arkadaşlar çok severek yapıyorum. Gerçekten çok severek yapıyorum. Çünkü benim işim problemler. Tamam. Gayet güzel. Gayet başarılı. Arkadaşlar tam sınavda karşımıza gelebilecek sorulardan biri ama e, XXL bir soru. Yani eleyici olarak karşımıza gelebilir bu soru. Yüzde problemlerine ne kadar hakim olup olmadığımızda bu soru üzerine test edeceğiz. Bir manavın sattığı limon ve portakallarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 2 kilogram limonun fiyatı 3 kilogram portakalın fiyatı ile aynıdır. Arkadaşlar bakın yüzde alacağım için ben limonun fiyatına hani 2 katı bunun da 3 katı ya 300 x diyeyim. E, portakalın fiyatına da 200 x diyeyim. 2 ile 300 çarp 600, 3 ile 200 çarp 600, 3 ve 2 ters katsayı olarak oranladım. Bak bu birincisi. Her indirim satış fiyatı üzerinden yapılacak. Tamam. 5 kilogramdan fazla limon olan kişi ilk 5 kilogramı %40 indirimli, geriye kalan limonları ise %30 indirimli. Bak bunda iki tane indirim söz konusu. Birisi %40 indirimli, diğeri ise %30 indirimli. Bunun %40 indirimli olması demek, 300'ün %60'ının kalması demek. Hani %40'ı gitti ya %60'ı kalıyor. Ne yapar arkadaşlar o zaman? 300x'in %60'ını alırsanız 180x yapar. Yine 300'ün 300x'in %30'u gidersen 130 yani indirim yaparsam %70'i kalır. Bak buna dikkat edin. Bu da ne yapar? 210x yapar. Bunlar indirimli fiyatı. Bak bu da bunun indirimli fiyatı. Şimdi devam ediyorum ben. Bu fiyatı 200x olanı ben nasıl satmışım? Bir 110 indirimli yani 110 indirimli satarsam %90'ı kalır. 200x'in %90'ını ben bulayım. 180x. Ya da %5 indirim yaparsam bu 200x'in %95'i kalır. Bak %95'i kalır. O da ne yapar? 190x yapar arkadaşlar. Ona da dikkat edin. 190x. Tamam. Şimdi gerisi işlemi güzelce yerine yazmak arkadaşlar. Başka bir şey değil. Bak bir de şuraya bir daha söyleyeyim. %10'u giderse %90'ı kaldı için bak direkt %90'la yapıyorum. Yani 200'ün gidip önce %10'unu bulup sonra 200'den %10'u çıkarmıyorum. Zaten %10'u gitmiş. Ne kalmış? %90'ı. Bana 200'ün %90'ını aldım. %5'i gitmiş. Ne kalmış? %95'i. Tamam. Buna dikkat edin dostlarım. Ee, bunu da söyledim. Bunu da söyledim. Her indirim satış ve düzen yapacak. Bu da tamam. Bu manavdan bak aynı ağırlıkta yani mesela ağırlık olarak K ağırlıkta limon ve portakal alan bir kişinin portakal için ödediği para, limon için ödediği paraya eşit ve manavdan manavdan bir şeyler alan kişi tüm indirimlerden faydalanmış. Şimdi tüm indirimlerden faydalandıysa o zaman güzel. Bakın arkadaşlar. K kilogram limon, K kilogram portakal alsın. Tamam mı? Şimdi limondan başlayalım. İlk 5 kilogramı %40 indirimli. %40 indirimli fiyat ne? 180x. O zaman 5 çarpı 180x artı limon için ödediği parayı hesaplıyorum. Geriye kalan limonları. Bak. K kadar mıydı? K kadar limonun 5 kilogramını hesapladım. Geriye ne kadar limon kaldı? K-5 limon kaldı. Bunu da %30 indirimli yani 210 x'ten alıyor. Devam ediyorum. Ee, portakal alan kişi 2-3 kilogramı 3 çarpı. 110 indirimli fiyat neydi? 180x. Artı geriye kalan diyor. K kadar portakaldan geriye K-3 kaldı. Bunu da 190 x'lik fiyattan aldı arkadaşlar. Değerli dostlarım şu denklemi kurduktan sonra niye eşitliyorum? Çünkü ödediği paralar birbirine eşittir diyor. Ve kişi de tüm indirimlerden faydalanmış. O zaman ben şu denklemi çözdüğüm anda sorun cevabı geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar x'ler zaten birbirini götürüyor. Geriye sadece k kalıyor. Buradan da k'yı çektiğiniz zaman k 6 geliyor. O zaman cevabımız ne olacak? 6 olacak. Değerli dostlarım buradan da ee, denklemi dağıtırsanız K'yı rahat bir şekilde çekersiniz. Önemli olan şu denklemi yazabilmekti. Gördüğünüz gibi çok zor ama aslında o kadar da zor bir soru değil. Cevabımız 6. Arkadaşlar bu soruyu çözerken türbülansa düşmeyelim. Çok dikkat edelim sorumuza. Bir kenar uzunluğu 200 metre olan düzgün beşgen şeklindeki pistin içerisinde koşan Berk ve Deniz ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Berk B noktasından Deniz D noktasından aynı anda aynı yönlerde koşmaya başlıyorlar. Berk D noktasına ilk kez ulaştığı anda. Şimdi Berk D noktasına ilk kez ulaştığı anda. Bakın. Berk ne kadar yol oluyor arkadaşlar? Bu şeklin bir kenarı ne kadar? 200. İlk kez ulaştığı an, 200 buradan, 200 de buradan 400 metre. Berk 400 metre yol aldığı anda deniz 200 metre yol alıyor. Deniz de 200 metre yol almıştır. Yani deniz Berk 2 giderken deniz 1 gidiyor arkadaşlar. Unutmayın. Berk 2 giderken Berk 2 tane kenar gidiyorsa Deniz bir kenar gidiyor. Diyor ki bana, Berk ve Deniz'in 10. kez yan yana geldiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak bakın, e, size benim burada bir tavsiyem var. Bu tavsiyem şu, e, ilk başta bir kez yan yana geldiklerini bulalım. Çünkü aralarındaki mesafe benim için çok önemli. Şimdi bir kez yan yana gelmelerini ben nasıl bulabilirim? Benim bunların hızlarını bilmem lazım. Hızlarını ben ee, nasıl söyleyebilirim arkadaşlar? Berk mi daha hızlı? Deniz mi? Şimdi Berk'in hızı 2v ise, Denizin hızı da arkadaşlar v'dir. Tamam. Peki, şimdi ben burada bir şey diyeceğim size. Bu aralarındaki yol farkı ne kadar? Hani Berk daha hızlı ya, yol farkı ne kadar? 200 buradan, 200 de buradan, 400'lük yol farkı var. Peki yakalama sorularındaki formül neydi? T yakalama eşittir yol farkı bölü hız farkıydı. 2V'den de 1V çıkarın ne yapar? 400 bölü V yapar. Yani bunların e, yan yana geldikleri bakın bunların yan yana geldikleri zaman yakalama süresi 400 bölü V. Bunu bir, özellikle bir daha söylemek istiyorum. Şimdi bakın 200 buradan. 200 buradan aralarında 400 metre var. Bunun hızı 2V. Bunun hızı da V. O zaman hız farkı V. O zaman bu kadar süre sonra yan yana gelirler. Peki. Bu yan yana geldikleri zaman deniz ne kadar yol aldı? Yolu nasıl buluyordum? T çarpı V eşittir yoldu. Denizin hızı ne arkadaşlar? V. Peki süre ne? 400 bölü V. O zaman 400 ile V'yi bölün arkadaşlar. Pardon şu V ile bu V'yi bölün. Ne, ne, geldi? 400 geldi. O zaman denizin 400 metre yol alması lazım. O zaman şu A noktasında ilk kez yan yana geliyorlar. Bunu deneyerek de bulabilirdiniz ama ben şimdi bunun hani deneyerek birazcık daha zor olsaydı ne yapacaktık? Ben onu göstermek istedim özellikle. Tamam. Şimdi şurada yan yana geldiler. Birinci kez yan yana geldiler. Şimdi değerli dostlarım. Bir daha yan yana gelmeleri için yol farkı ne kadar? Artık pisin çevresi kadar. Pisin çevresine 1000 metre. Peki hız farkı ne? 2V'den yine V'yi çıkardım. V. Bu da yine T mi? Peki ben yine bunu kullanayım. Deniz üzerinden kullanayım. Ee, T çarpı V'den. Yani 1000 bölü V çarpı V. Denizin hızı biliyorsunuz V. O da ne oluyor arkadaşlar? V'ler gibi 1000 metre. Demek ki tekrar yan yana geldiklerinde deniz 1000 metre yol alacak. Peki 200, 400, 600, 800, 1000. Yani yine ne olacak? A noktasında olacaklar değil mi? Artık bundan sonra her bir karşılaşma A noktasında oluyor arkadaşlar. O zaman cevabımız direkt Adana olacak. Ama ben burada mantığını özellikle anlatmak istedim çünkü soru amacına ulaşmalı. Bir daha söylüyorum arkadaşlarım. Şimdi Berk 400 metre yol aldığında bu 200 metre yol ise o zaman Berk'in hızı 2V ise deniz'in hızı 1V. Tamam. Aralarındaki yol farkı şuradan ne geliyor? 200 200 400 geliyor. Hız farkı ne kadar? 2V'den 1V'ye giderse V o zaman yan yana gelme süreleri ne oluyor? Şu 400 bölü V mi oluyor? Tamam. Peki bu sürede deniz ne kadar yol aldı? Ee, 400 bölü V zamandı. T 400 bölü V. V de V çarpın 400 metre yol aldı. A'ya geldi. Şimdi bunların bir daha yan yana gelmeleri için pistin çevresi kadar yol var değil mi aralarında? Yani yan yanalar ama o hızlı olanın pistin çevresi kadar yolu fazladan alarak yanına gelmesi lazım. O zaman yine yol, yol farkı ne yapıyorduk yan yana oldukları zaman? Pistin çevresi kadar diyorduk. 1000. Bölü. Hız ne oldu arkadaşlar? Hız da V. Neden? 2V'den 1V ekti V. O da T'ye eşit. Ee, burada T bu. Bin bölü V. de yani denizin hızı da V. Buradan bin oldu. Deniz bin metre olacak. Bakıyorum ki yine buraya geliyor. En garanti çözüm buydu arkadaşlar. Yani buradan hayatta kaçmazdı bu soru. Yine ben bu soruyu hani bu 2 gidiyorsa bu 1 gidiyor. Bu 1 gidiyorsa 2 gidiyor. Oradan da çözüyorum ama yani ben bunu tercih ettim arkadaşlar. Çünkü farklı bir konsepte gelebilirdi bu. O yüzden bu soruya dikkat etmemiz gerekiyordu değerli arkadaşlarım. Güzel oldu bence. Hem de şu T yakalama sorularını da özetlemiş olduk. Neymiş T yakalama? Yol farkı bölü hızlar farkı değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi yaş üzüm, kuru üzüm sorularının bir mantığı var. Bu soru üzerinde de bu mantığı bir tekrar edelim. Öğrenci arkadaşlarımız maalesef gördükleri zaman korkuyorlar ama o kadar korkulacak bir durum yok. Faysal bir miktar yaş üzümü almış ve kurutmuş. Yaş üzüm kuruyunca ağırlığının %25'ini kaybediyor. Faysal yaş üzümün 1 kilogramını 5 TL'den alıp kuruttuktan sonra kilogramını 8'den satıyor. Faysal 600 kilogram yaş üzüm alıp kuruttuktan sonra kaç TL kar elde eder? Şimdi arkadaşlar maliyeti ne kadar? Öncelikli olarak biz bir maliyeti bulalım değil mi ya? Maliyet ne kadar? 600 kilogram yaş üzüm alıyor. Peki kilogramı kaçtan alıyor? 5 TL'den alıyor. O zaman 600 çarpı 5'ten ne yapar? 3000 TL yapar. Şimdi Faysal 3000 TL para harcadı. Bakın tekrar söyleyeyim. 600 kilogram yaş uzum alıyor. Kilogram 5 TL'den. Tamam. Peki 600 kilogram yaş uzum aldı ama bu kuruyunca ağırlığın %25'ini kaybediyor. O zaman 600'ün %25'i kaybedilirse geriye ne kalır? %75'i kalır değil mi? Çünkü %25'i kurutulduğu için gitti. Geriye %75'i kaldı. 2 ile bunlar giderse değerli arkadaşlarım 6 ile de 75'i çarparsak ne yapar? 450 kilogram yapar. Demek ki Faysal'ın elinde 450 kilogram üzüm kaldı. Ama bu ne üzüm? Kuru üzüm arkadaşlar. Bu kuru üzüm. Peki bu üzümün kilogramını kaçtan satıyor? 8 TL'den satıyor. O zaman 450 çarpı 8 dersek o da ne yapar? Ee, 3600 TL yapar. Faysal bakın 3000 TL maliyet yaptı. 600 TL karı var. Peki o zaman o zaman değerli dostlarım Faysal'ın burada ne kadar karı var? 600 TL'lik bir karı var. Doğru mu? Evet. Ama nerede? 3000 TL'lik maliyette 600 TL'lik karı var. Peki bana ne diyor? Yüzde kaç diyor. Ee, yüzde kaç mı diyor? Sattıktan sonra kaç TL kar eder diyor. 600 TL kar elde etti. Peki yüzde kaç diye sorsaydı bu soru öyle gelseydi. O zaman 3000 TL'de 600 TL kar ettiğinden dolayı çarpı 100 derdim arkadaşlar. Buradan da e, ne gelirdi? Sadeleşmeden dolayı 5 %5'e bölerim 20. Demek ki %20 kar elde etti. Soru bana bunu sormamış ama ben bunu da özellikle söylemek istedim. Çünkü bu sorularda bunu da soruyor. Bakın bir kez daha söylüyorum. 3000 TL maliyet var. 3600 TL kazanmış. 600 TL karı var. Soru bana diyor ki kaç TL kar elde eder diyor. 600 TL kar elde eder. Ama diyorum ki bu soruyu bir tane kaç kar elde eder diye sorsaydı 3000 TL maliyetim var. 3000 TL maliyette 600 TL kar elde ediyorum. Maliyet her zaman payda yazın. Unutmayın. Maliyet her zaman payda yazın. Yüzde kaç dediği için de çarpı yüz yapın. Oradan da değerli arkadaşlarım ne geliyor? Yüzde yirmi kar oluyor. Arkadaşlar bu soru sınav mantığında güzel bir soru. Şimdi burada size vermek istediğim bir mesaj var. Bizler grafik problemlerinin ana mantığını oturttuk. Burada bu ana mantığın üzerine arkadaşlar bir hikaye kurgu var. Yani bu kurgunun ne olacağını bilemeyiz. İstediği bir kurguyu yapabilir ama grafik problemlerinin ana mantığını yerleştirmeyi ne yaparsa yapsın, bize nasıl sorarsın sorsun biz biliriz. Mesela nedir burada? 90, 60 daha 150. O zaman şurası kaç derece arkadaşlar? 210 derece. Şimdi 90, 60, 210. Üçünü de bölebilen bir sayı söyleyin bana. 30 derece. Ben 30 dereceye x dersem o zaman burası 2x çünkü 30'un 2 katı. 30'un 3 katı olduğu için 3x. 30'un 7 katı olduğu için burası ne oldu? 7x oldu. Bu bir. Şimdi soruma bir dikkat edeyim. Emel sarı, eflatun ve turkuaz renkteki taşları kullanarak bileklik yapmaktadır. Emel'in elinde bulunan taşların renklere göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiş. Emel yaptığı her bir bileklik için 4 sarı, 7 eflatun ve 4 tane turkuaz taş kullanmaktadır. Bir yazalım buraya: 4 sarı, 7 eflatun, 4 turkuaz. Evet, 4 turkuaz taş kullanmaktadır diyor. Ama ne için? Her bir bileklik için. Emel bileklikleri elinde bulunan taşlardan herhangi bir renk bitene kadar yapmaya devam etmiştir. Emel'in kullanmadığı eflatun tuş sayısı, kullanmadığı turkuaz tuş taş sayısından 120 fazla olduğuna göre Emel toplam kaç tane bileklik yapmıştır? Şimdi arkadaşlar, kullanmadığı eflatun diyor ve kullanmadığı turkuaz diyor. Buraya dikkat edelim. Acaba bu bana bir tüyo veriyor mu? Bence veriyor ama ben Burada sorunun farklı bir şekilde de gelebileceğini düşündüğüm için bu tüyodan birazcık az faydalanacağım. Şimdi dikkat edin. 4 sarı, 7 eflatun, 4 turkuaz. Elimdeki taşların adetlerini yazayım arkadaşlar. Elimdeki taşların adetlerini yazayım. Turkuaza 3x yazacağım. Sarıya 2x yazacağım. Eflatuna da 7x yazacağım. Şimdi buna çok dikkat edin. Böyle yazarsam Mesela ben bu bileklikleri yaparken sarı taşları baz alsam. Buraya dikkatle dinleyin. Şimdi 4 sarı 4 turkuaz kullanıyor değil mi? 2x bundan kullanacaksa da 2x de bundan mı kullanacak? Evet. 4'ün kaç katı arkadaşlar? Bak. 4'ün kaç katı? 2'nin kaç katı var? 4'ün yaklaşık en fazla olsa hani 2 katı değil 2 katı gibi ama taş sayısı olarak bak. Hani 2x bundan kullanırsan bunda hadi en fazla olsa 4x kullanacaksın. Neden? Çünkü sen 4 sarı 7 eflatun 4 turkaz olarak yiyorsun. Senin düzenin bu. Bu düzene göre 4 sarı kullanırsan 7 eflatun kullanıyorsan 2x kullanırsan herhalde 3 küsür yani 3 kullanman lazım. Yani 3 küsür x kullanman lazım. Dolayısıyla arkadaşlar rahat bir şekilde bunu buna yetecek kadar var. Burada da buna yetecek kadar var. Şimdi yetmeyenden örnek verirsem daha iyi anlayabilirsiniz. Bak onu da vereceğim şimdi. Dikkat edin. Acele etmeyin arkadaşlar. Mantığı tam otursun istiyorum bu sorunun. Şimdi ben turkuazı baz alsam. Turkuaz renkli taş bitene kadar bileklik yapsam. Bundan 4 kullanırsam. Yani ne kadar turkuaz kullanırsam o kadar da sarı mı kullanacağım? 3x turkuaz kullanırsam 3x'e sarı kullanacağım. Var mı elimde? Yok. Demek ki o zaman ben turkuazı baz alamam. Ben kim baz alacağım? sarıyı baz alacağım. Neden sarı baz alacağım? Çünkü ben 2x kullanırsam bundan o zaman ben eğer bundan 2x kullanırsam bundan da ben 2x kullanacağım. Çünkü neden? 4 sarı kullandım mı? 4 turkuaz taş kullanıyorum. Bak her bir diyor. Bence bu sefer anladık. Peki bundan bu yetiyor mu Eflatun? O da yetiyor. Bir rengin bitmesi yeterli de O bitermek sarı olacak. Peki arkadaşlar bunu hiç yapmasak buradan da esinlenebilirdik. Esinlenebilirdik. Emel'in kullanmadığı Eflatun taş sayısı, kullanmadığı Turkuaz taş sayısından. Demek ki sarı taş bitiyor diyebilirdik. Ama burada olur da hani fart mesela sıfır da bir sayı. Anlatabiliyor muyum? Kullanmadığı derken sıfır da olabilir. Yani böyle burada da can yakar işte. O yüzden benim bu anlattığım detaya dikkat edin arkadaşlar. Sarı renk bitene kadar. Çünkü sarı renk bittiği zaman bu sarı renge karşılık olacak şekilde Turkuaz ve Eflatun taş fazlasıyla var. O zaman ben sarı renkten 2x kullanırsam demek ki o zaman ben bundan da ne kadar kullanacağım? Onu şimdi söylemeyeyim. Şundan da ben 2x kullanacağım. Elimdeki miktar 3x. 2x kullanırsam ne arttı? x arttı. Peki arkadaşlar şöyle diyelim. 4'e 7 ise yani 4 bundan 4 bundan kullanırken 7 bundan kullanıyorsam 2x bundan kullanırken bundan ne kadar kullanacağım? Bir işler dışarı yapalım. 14x eşittir. 4 çarpı soru işareti. Burayı 4'e bölelim. Burayı da 4'e bölelim arkadaşlar. Buradan da ne geldi? Sadeleştir. 7x bölü 2 geldi. Yani şu 7x bölü 2 olacak. Tamam. Peki. Kullanmadığı eflatun taş sayısı. 7x bölü 2. Kullanmadığı turkuaz taş sayısı. O da ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. 7x bölü 2 neden onu da söyleyelim. Elimde 7x taş var. Ben bu 7x taştan 7x bölü 2'yi kullandım. Elimde 7x taş var. Ben bu 7x'ten 7x bölü 2 kullandım. O 7x'ten 7x bölü 2'yi çıkaralım arkadaşlar. 2 kere 14, 7 çıkarın. 7x bölü 2 oldu. He, o zaman benim kullanmadığım eflatun taş ne oluyor? 7x bölü 2 oluyor. Zaten yarısı. Direkt görebilirdiniz ama ben dediğim gibi garantilemek için böyle çözmek istedim arkadaşlar. 7x bölü 2. Peki kullanmadığı turkuaz ne? O da x arkadaşlar. O da x. 10'unu çıkarırsak kaç olacak? 120 olacak diyor. 2x çıkarın. 5x bölü 2 eşittir. 120 atın arkadaşlar. 5x eşittir. 5, 2 ile 120 çarpın. 240. x buradan ne geldi? 48 geldi. Tamam. x'in ben 48 olduğunu buldum. Emel toplam kaç tane bileklik yapmıştır? Şimdi arkadaşlar. Sarı taşları baz alsam. x'de 48 ya. 2 çarpı 48. Toplam 96 taş mı kullandım? Değil mi? Toplam 96 taş kullandım. Peki her bileklikte kaç sarı taş kullandım? 4. O zaman 96 taşı 4 taşa böleyim. Kaç tane bileklik yaptım çıkar. 96'yı 4'e bölersem ne olur arkadaşlar? 24 olur. O zaman bu sorumuzun cevabı 24 tane bileklik yapmıştır olacaktı. Arkadaşlar gerçekten sınav mantığında bir soru. Hikayesi, kurgusu değişerek bu soru karşınıza gelebilir buraya kadar dinlemeyi başardıysanız bunun yanına yıldız atın. Sınavdan önce muhakkak ki bu soruyu çözün. Yalnız ben size burada bir şey demek istiyorum. Bakın şu buradan tamam sarı taşa yönelik bir şey söyleyebiliyorsunuz ama sıfır da olabilirdi. O yüzden bakın diyorum ki ben mesela diyorum şurada bir oran var. Mesela 4 turkuaz kullanırken 4 sarı kullanıyorum değil mi? Turkuaz saçları komple bitirmek için 3x'i kullanmam gerekirse buradan da 3x lazım mı? Var mı o kadar? Yok. Bak kilit noktası burasıydı. Ama sarıyı baz alırsam ben 4 sarıyı bitirirsem e, e, 4 turkuaz kullanıyorum. Yani 2x kullanırsam 2x kullanacağım. x artıyor. Yine keza bakıyorum burada 4 ile 7 arasındaki oranı. 2 katı bile değil. E, 2 katı olsa hani 2x kullansam buna 4x kullanacağım. 7x var. Çok rahat karşılıyor. O yüzden sarı rengi bitirdim. E, sarı rengi komple bitirdiğim için e, buradan 2x kullandım. Buradan da 2x kullanacağım. Çünkü 4'e 4 gidiyor. O yüzden buradan x artıyor. Buradan da arkadaşlar 4'e e 7 iken 4'e 7 iken 2x'e ne olur dedim. Oradan da x'i buldum. 7x bölü 2 geldi. 7x'den 7x bölü 2 çıkardım. Ne geldi? 7x bölü 2 geldi. Kullanmadığı eflatun 7x bölü 2. Kullanmadığı turkuaz x çıkardım 120. Buradan da bitti soru.